Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca matematik alanındasınız. Arkadaşlar konumuz logaritma. Acil tekrar serisinde konumuz logaritma. Hemen ardına da diziler konu özeti eklenecek. Ve sevgili gençler bugün logaritma ve diziden de efsane sorular çözeceğiz. Seninle beraber bu videoda hem konu özetimiz mevcut olacak. İki konudan da logaritma ve dizilerden hem de soru çözümümüz olacak. Videoya başlamadan önce hoş geldin. Videoya başlamadan önce de sevgili gençler kanala abone olup bu videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdi logaritma dediğimiz şey aslına bakarsanız ismen havalı fakat üstel fonksiyon dediğimiz fonksiyonun da tersi olduğu için çok da farklı bir şey değil. Yani gözünüz korkmasın diye söylüyorum. Üstel fonksiyonun tersidir logaritma fonksiyonu. Biz sevgili arkadaşlar A gibi bir pozitif reel sayı, yalnız bu A sayısı birden farklı olacak ve X de pozitif bir reel sayı olmak üzere Y eşittir logaritma A tabanında X gösteriminin aslına bakarsanız A üzeri Y eşittir X olarak gösterebiliriz. X eşittir A üzeri Y'dir. Logaritma fonksiyonu pozitif reel sayılar kümesinden reel sayılar kümesine tanımlıdır. Yani sadece pozitif reel sayıların logaritması vardır. Öyle sen kafana göre istediğin sayının logaritmasını alamazsın. Mesela 0 gibi, mesela negatif sayılar gibi bunların logaritmasını alamazsın. Logaritma gx tabanında fx'in tanımlı olabilmesi için sevgili gençler ne olması gerekiyor? Fx'in 0'dan büyük, gx'in de 0'dan büyük ve logaritmanın tabanının, şuna taban diyoruz, birden farklı olması gerekmekte. Şimdi sevgili arkadaşlarım 1 artı 1 bölü x'in x'inci kuvveti olan fonksiyonu inceleyecek olursak ben burada x'e 1 değerini atadığım zaman karşıma 2, 10 değerini atadığım zaman 2,59 gibi yaklaşık bir sayı, 100'ü atadığım zaman 2,70, 1000'de 2,71, 10.000'de 2,71, işte burası artık kaçsa bakalım kaçmış, şöyle 3,0, 3,0, 3,0, 1 milyarda 2,71'e artık gitgide yaklaştığını görüyoruz. Sonsuza gittiği zaman da biz bu sayıyı sevgili arkadaşlarım burada belirtilen sayıyı yani 2, yaklaşık olarak 2,71'e eşit olan sayıya E sayısı diyeceğiz ve bu E sayısı da yaklaşık olarak 2,71'dir diye göstereceğiz. İşte bu tabanı E olan sayılara da sevgili gençler Euler sayıları diyeceğiz. Tabanı E olan logaritmalara da ln fonksiyonu diyeceğiz. Aslında farklı bir durum, farklı bir dünya değil. Yine bu ilginçtir ki x'ler sevgili gençler eksi sonsuza doğru ıraksadığında ise biz ne hikmetse yine aynı sayıyı elde ediyoruz. Yukarıdaki tablolardan görüldüğü gibi x sayısının alacağı çok büyük pozitif ve çok küçük negatif değerler için 1 artı 1 bölü x'in x'inci kuvveti ifadesi 2,71 irrasyonel sayısına yaklaşmakta. Neden irrasyonel diyoruz sevgili gençler? Çünkü ben sayının virgülden sonra aynı pi sayısı gibi sonsuz tane basamağı olduğunu da biliyorum. İşte biz bu yaklaşılan sayıyı e sayısı olarak göstereceğiz. Ekstradan tabanı 10 olan logaritmaya bayağı logaritma. Şimdi bayağı derken bu bayağı hani şey mesela ne kadar param var? Bayağı param var. Manasında biz çokluk olarak kullanıyoruz gündelik hayatta ama çokluk falan belirtmiyor. Bayağı kelimesi sevgili gençler. Bayağı ne demek? Adi demek. Başka sıradan demek. Başka basit demek sevgili gençler. Bunu da unutmayın. Yani basit logaritma dersek daha bizim için anlamlı olur. Tabanı sevgili gençler bu tabanı olan logaritmaya bayağı logaritma diyoruz. Tabanı e sayısı yani buradaki üstte bulduğumuz e sayısı olan logaritmaya da doğal logaritma diyoruz. Çünkü o da şeyden geliyor bakın yanlış yazarsam affola. Yanlış hatırlamıyorsam şu şekildeydi. Bu ne demek sevgili gençler? Doğal logaritma işte buradaki doğal logaritma ve baş harfleri olan ln. Biz bu yüzden tabanı e olan logaritmaları ln yani logaritm natural'dan geliyor. Ln x dediğimiz zaman mesela aslına bakarsanız bu logaritma e tabanında x'in ta kendisi olduğunu da söylemekte fayda var. 10 tabanında x, logaritma 10 tabanında x'i tabanımız 10 olduğu için ve biz de 10'luk tabanda çalıştığımız için onu yazmamıza gerek yoktur. Logaritma x biçiminde gösterebiliriz. Yazsan da bir şey fark etmez. Logaritma e tabanında x'i de ln x biçiminde gösteriyoruz. Okunuşunda bu arada söylemiş oldum. Ln x biçiminde okuyoruz ve buradaki x'ler pozitif reel sayı olmak zorundalar. Çünkü yukarıda belirttiğimiz üzere sadece pozitif sayıların logaritması vardır. Şimdi a 1'den farklı a, x ve y'de pozitif reel sayılar olmak üzere
Herhangi bir tabandaki logaritma 1'in herhangi bir tabandaki logaritması 0'dır. Çünkü sevgili gençler a üzeri 0 1'dir. A tabanında a 1'dir. Çünkü a üzeri 1 a'ya eşittir. O halde logaritma 10 da 1'dir. Ln e de 1'dir diyebiliriz. Çünkü bunun tabanı 10 ve bunun tabanı e. Taban ve iç birbirinin aynıysa sonuç 1'dir diyebiliyoruz. Eğer ki tabanları aynı olan iki logaritmayı ben topluyorsam bunları içlerinin çarpımı biçiminde tek tabanda yazabilirim. Yani logaritma a tabanında x çarpı y, logaritma a tabanında x artı logaritma a tabanında y'ye eşittir. Logaritma a tabanında x üzeri m gibi bir ifade varsa bu m'yi sevgili gençler başa atabiliyoruz. Yani m çarpı logaritma a tabanında x biçiminde yazabiliyoruz. Bu da nereden gelir? Mesela 2 için gösterelim. Logaritma a tabanında x artı logaritma a tabanında x'in ben aslında 2 tane logaritma a tabanında x olduğunu biliyorum. Başka bir deyişle ben bunların tabanlarının aynı olduğunu görüyorum. Topladığım zaman da içleri ne yapmak zorunda? Çarpılmak zorunda. Yani x kare. Demek ki bu buna eşitmiş sevgili gençler. O halde bu demek oluyor ki 2'yi başa attığımız zaman 2 çarpı logaritma a tabanında x'i direkt buluyoruz. Bu şekilde genelleştirmişiz kuralı. Yoksa başa atılan bir x falan yok arkadaşlar. O bizim kendi hayal dünyamız. Logaritma a üzeri n tabanında x de 1 bölü n çarpı logaritma a tabanında x'e eşittir. Buradaki n'yi de yine genelleştirmişiz. Başa 1 bölü n olarak atabiliyoruz diyoruz. O halde hem yukarının yani için kuvveti hem de tabanın kuvveti varsa bu m'yi başa m diye bunu da 1 bölü n diye attığımız zaman m bölü n olarak başa geçecektir deriz. Logaritma a tabanında x bölü y'yi ise logaritma a tabanında x eksi logaritma a tabanında y biçiminde yazabiliriz. Yani başka bir deyişle tabanları aynı olan logaritmalar eğer ki birbirlerinden çıkarılıyorlarsa içleri tabii ki tek tabanda bölünür diyebiliriz. Eğer ki bir sayının üzerinde yani kuvvetinde bir logaritmik ifade varsa mesela b tabanında c diye sen burada c ile a'nın yerlerini pek tabii değiştirebilirsin. Şu şekilde c ile a'nın yerini değiştirebilirsin. Yani bu c üzeri logaritma b tabanında a'ya eşit olacaktır. Bundan kaynaklı genelleştirilmiş kurallar var. A üzerinde logaritma a tabanında x, x'e eşittir. Çünkü sen x ile a'nın yerini değiştirirsen x üzeri logaritma a tabanında a bulursun. A tabanında a'da 1 olduğu için x üzeri 1'de x olduğundan bu x'e eşittir diyebiliyoruz. X üzeri logaritma a tabanında y de x de y'yi yer değiştirebiliyorsun şurada gösterdiğimiz biçimde. Logaritma a tabanında fx eğer logaritma a tabanında gx'e eşitse üstü sayılardaki mantık gibi tabanlarımız aynı olduğu için doğal olarak logaritmaların içleri de aynıdır. Yani birbirine eşittir diyebiliriz. Şimdi logaritmada taban değiştirme diye bir olayımız var. A 1'den ve B de 1'den farklı ve sevgili gençler A, B, C pozitif reel sayılar olmak üzere logaritma A tabanında C'yi ben logaritma B tabanında C bölü logaritma B tabanında A biçiminde yazabilirim. Pek tabii. Şimdi bunu da nasıl genelleştireceğiz? Şöyle. İstediğin tabana getirebiliyorsun. Yani buradaki B ister 100 olur, ister 1000 olur, istersen 71 olur, istersen 86 olur. Hiç sıkıntı yok. Farklı tabanlarda yazabiliyorsun. Kullanışlı olması açısından sevgili gençler sevdiğimiz bir kural olacak. Bunu yine bakın E tabanında yazmışız. Ln C bölü ln A. Bakın ta baştakine logaritma A tabanında C'ye eşit olur diyoruz. Logaritma A tabanında B, 1 bölü logaritma B tabanında A'nın ta kendisidir. Bunu da nasıl gösterebilirsiniz? Mesela ikisini de B tabanında yazın. Logaritma b tabanında b bölü logaritma b tabanında a yazarsınız. Üst taraf 1 olur. 1 bölü logaritma b tabanında a biçiminde bunu da ifade edebiliyorsunuz. Peki logaritma fonksiyonunun grafiği dedik sevgili gençler şimdi de. Eğer taban 1'den büyükse logaritma fonksiyonunun grafiği bu şekilde sevgili gençler artan olacaktır. Eğer a sayısı 0 ile 1 arasındaysa ki biliyorsun a 0 veya negatif olamıyordu, 1 de olamıyordu. Dolayısıyla 1 de 0 da negatif sayılar dahil değil bu muhabbete. Eğer ki a basit kesirse, pozitif basit kesirse de ne yapmamız lazım sevgili gençler? Azalan bir grafik oluşacağını bilmemiz lazım. Logaritma fonksiyonunun tersi. Şimdi logaritma fonksiyonunun tersinin nasıl alındığıyla alakalı sorularımızın içerisinde göstereceğiz. Ama ben size şöyle bir muhabbetten bahsedeyim. Mesela 2 artı logaritma 3 tabanında x bölü 7. Hadi gelin bunun tersini alalım sizde. Bunun tersi alınırken yine her videoda tekrar etmeye çalışıyorum ters alınabilen fonksiyonlarda. Bunun tersini şu yöntemle alın sevgili gençler. Size tavsiyemdir. Önce burada x'e uygulanan işlemleri bir yazalım.
ne yapılmış? 3 tabanında logaritma alınmış x'e. 3 tabanında logaritma alınmış. İkinci olarak 2 eklenmiş. Ve üçüncü olarak da 7'ye bölünmüş. Peki ben şimdi bütün işlemleri tersten ve anti işlemleri uygulayarak yapacağım. Ters sıralamadan başlıyoruz. Yani 7'ye bölmek yerine önce 7 ile çarpıyoruz. 2 eklemek yerine 2 çıkarıyoruz. Ve 3 tabanında logaritma almak yerine 3 tabanında kuvvet alıyoruz. Yani sevgili gençler, 3 üzeri 7x eksi 2 benim fonksiyonumun, şu fonksiyonumun tersi oluyor diyebilirim. Daha nasıl diyeyim, basit uygulanabilen bir yöntem ve herkesin anlayabileceği bir yöntem olduğu için bunu da her fırsatta dile getiriyorum. Peki logaritmalı eşitsizliklerde ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlarım, a 1'den büyükse ve x1 de x2'den küçük olmak üzere logaritma a tabanında x1 küçüktür, logaritma a tabanında x2'dir. Yani a'lar, yani tabanlar 1'den büyükse o halde sen diyorsun ki sıralama değişmeyecektir. x1 x2'den küçükse bunların a tabanında logaritmaları da birbirinden küçüktür. Logaritma a tabanında x küçüktür y diyorsak eğer, şunu yapabilirsiniz ki x küçüktür a üzeri y. Bakın, x küçüktür a üzeri y. Burada x'in 0'dan büyük olması şart zaten. Eğer ki a'mız 0 ile 1 arasındaysa eşitlikleri tam, eşitsizlikleri tam tersini alıyorsunuz sevgili gençler. Küçüktür diyorsa büyüktür diyorsunuz, büyüktür diyorsa küçüktür diyorsunuz. A 0 ile 1 arasındaysa x1 x2'den küçükken sevgili gençler logaritma a tabanında x1 logaritma a tabanında x2'den daha büyük olmak zorunda. Logaritma a tabanında x y'den küçükse o zaman diyorsun ki x, bakın, küçüktürdü, büyüktür a üzeri y diyorsunuz. Çünkü a üzeri y burada eşitlik olmuş olsaydı x'e eşit olacaktı. Eşitsizliğin yönünü değiştiriyoruz yani. Şimdi bir de dizileri özetleyelim sizle beraber. Diz dediğimiz şey aslında çok farklı bir dünya değil. TYT kısmında gördüğünüz fonksiyonların sevgili gençler özel bir hali. Neden fonksiyonların özel bir hali diyorum? Çünkü sevgili gençler şöyle diyeceğiz. Benim bir fonksiyonum varsa ve bu fonksiyonun tanım kümesi pozitif doğal sayılarsa, reel sayılara, ben tanım kümeme göre bakacağım. Eğer benim tanım kümem pozitif doğal sayılarsa diyeceğiz ki sevgili gençler ahanda bu fonksiyon bir dizidir. İstersen f ile göster, istersen g ile göster ama biz dizi olan fonksiyonları özel olarak an ile göstereceğiz arkadaşlar. Veya bn ile veya cn ile göstereceğiz. Yani harfler farklılık gösterebilir ama gösterim şeklimiz bu şekilde olacak. Yine tanımımıza bakalım. Tanım kümesi pozitif doğal sayılar, yani n artı ve değer kümesi gerçel sayılar olan her bir fonksiyona dizi. Bu diziler de sonsuz dizi veya gerçek sayı dizisi olarak adlandırılabilir. F fonksiyonu pozitif reel doğal sayılardan reel sayılara tanımlı. Mesela 1'i f1'e, 2'yi f2'ye, 3'ü f3'e götürecek, n'i de fn'e götürecek. İşte biz şuradan başlayarak sevgili gençler f1 yerine artık a1'i, f2 yerine a2'yi, f3 yerine a3'ü, fn gördüğümüz yere de an'i kullanacak olursak eğer, biz burada gösterilenlere dizinin elemanları diyeceğiz. Yukarıdaki dizi a1, a2, a3, bunu da parantez içerisinde gösteriyorsun şeklinde gösterilir. Bundan sonra dizi ilk elemanı olan fakat son elemanı olmayan sıralı bir liste, tanım kümesi pozitif doğal sayılar, değer kümesi reel sayılar olan bir fonksiyondur diyebiliriz arkadaşlar. Peki nedir bu sonlu dizi? Güzel bir kelimeyle, aslında çok da sevdiğim bir kelimeyle, bir cümleyle açıklayabiliriz sevgili gençler. Sonlu dizi, dizinin eleman adedi eğer sayılabilir çokluktaysa, sayılabilir çoklukta olunca biz buna sonlu dizi diyoruz. Eğer dizilerin elemanları sayılamaz çokluktaysa, yani saymaya başladın ama bunun sonu görünmüyorsa, o halde sen buna sonsuz dizi diyeceksin. Ama sayılabilirse diyeceksin sonlu dizi, yani sonu var, bitirebiliyorum, sayabiliyorum. İsterse bu bir katrilyon tane olsun, sonuçta sayabilirsin. Bir katrilyon derken de sayılabildiği için bir katrilyon diyorsun sonuçta. Demek ki bu da bir sonlu dizi. Yani çok olduğu önemli değil, sayılabilir çoklukta olması önemli. Çok olduğu önemli değil, sayılamaz çoklukta olması önemli bizim için, sonlu veya sonsuz dizinin ayırtını yapmak için. Sonlu diziyi biz yine de normal insan gibi tanımlayalım. N pozitif doğal sayılar olmak üzere tanım kümesi sonlu, yani 1'den n'e kadar kümesi olan her fonksiyona sonlu dizi diyoruz. Mesela 1, 3, 5, 7, 9 toplamda 5 terimli sonlu bir dizidir. Çünkü 5 tane elemanı vardır diyebiliyoruz. Dizilerde 4 işlem, bildiğimiz fonksiyonlarda 4 işlemde aynı sevgili gençler. Eğer topluyorsak her bir terimi ayrı ayrı toplayacağız. Çıkarıyorsak her bir terimi ayrı ayrı çıkaracağız.
Çarpıyorsak her bir terim ayrı ayrı çarpılır ve bölüyorsak da her bir terim ayrı ayrı bölünür. Bölümlerde BE'nin sıfırdan farklı olması gerektiğini unutmuyorsunuz. Bu şart sonucunun şartı sevgili gençler. Yoksa ilk 3 dizi toplamında farkında veya çarpımında BE'nin sıfır olabilir. Bunda bir sıkıntımız yok. Bir dizinin sabit bir sayıyla çarpılması dizinin her bir teriminin söz konusu sabit sayıyla çarpılması demektir. O halde sevgili gençler ben C çarpı AN dizisini içerisine C çarpı AN diyerek alabilirim. Yani her bir terimi C ile çarpmam demektir bu. Dizilerin eşitliği eğer iki dizi birbirine eşitse her bir indisi aynı olan dizi elemanı birbirine eşittir diyoruz. Yani sevgili gençler A1 B1'e eşit eğer AN ile BN birbirine eşitse A2 B2'ye eşit işte A3 B3'e eşit doğal olarak da nokta 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 AN de BN'e eşit olmak zorunda diyoruz. Sabit dizi sabit fonksiyonla eş değerdir. Yani tüm elemanları eşit olan dizilere biz sabit dizi diyoruz. Sabit dizi bütün elemanları birbirine eşit ve bir reel sayı olan dizi şeklinde de tanımlanabilir. Yukarıda da tanım kümesi pozitif doğal sayılar olan her sabit fonksiyona sabit dizi denir diye de başka bir tanımda kullanabiliriz. Yani C sabit bir reel sayı olmak üzere A1, A2'ye, A3, A4, A5 hepsi birbirine eşitse ve bu da C ise biz bu AN dizisine sabit dizi diyoruz. Aynı fonksiyonlardaki gibi sevgili gençler eğer ki bize şu şekilde rasyonel bir kuralı olan dizi verildiyse ve bu sabit dizi diyorsa o halde sen burada A'nın C'ye oranının yani N'lerin katsayıları oranlarının sabitlerin katsayıları oranlarına eşit olması gerektiğini de söyleyebilirsin soruların içerisinde. Aynı dereceye sahip terimlerin katsayılarının oranı eşittir dedik. Burada içler dışlar çarpımına da müsaade ediyoruz tabii ki. AD eşittir BC ise doğal olarak AD'den BC'yi çıkardığın zaman da sonuç 0 kalacaktır. İkinci özelliğimiz de buradan geliyor. Bir diğer sayfamızdaki konu özetimiz. Ardışık iki terimi arasındaki farkı sabit olan dizilere biz ne diyoruz arkadaşlar? Aritmetik dizi diyoruz. Bakın neymiş? Ardışık iki terim arasındaki fark sabit olacak. Ya birbirine eşit oluyor doğal olarak sabitse. Biz bu böyle dizilere aritmetik dizi diyoruz. AN bir aritmetik dizi olsun. Ardışık iki terim arasındaki fark sabit farkı D ile gösterelim. Yani her N pozitif doğal sayısı için ben AN artı 1'den bir önceki terimi çıkardığım zaman D sabit farkını bulmak zorundayım. D gerçek sayısına AN dizisinin ortak farkı diyoruz sevgili gençler. Ortak fark denildiği zaman aklınıza bu gelecek. Bir aritmetik dizi indisleri toplamı eşit olan her terimin toplamına da eşittir. Örneğin P, R, S ve T pozitif bir doğal sayı olmak üzere. Eğer ki P ile R'nin toplamı S ile T'nin toplamına eşitse o zaman şunu söyleyebiliriz. İndisler toplamı birbirine eşitse dizilerin P'ninci terimiyle R'ninci teriminin toplamı S'ninci terimiyle T'ninci teriminin toplamına da eşit olmak zorundadır diyoruz. Yani burada mesela A1, A2, A3, A4 ve A5 dizi terimlerimiz olsun. Burada 1 ile 5'in toplamının 2 ile 4'ün toplamına eşit olduğunu biliyorsunuz doğal sayılarda. O halde A1 ile A5'in toplamı da A2 ile A4'ün toplamına eşittir diyebiliriz. AN bir aritmetik dizi ve ilk N terim toplamı. Arkadaşlar bildiğimiz teğetteki formülümüz. Eğer ben A1'den AN'e kadar yani 1. terimden N'inci terime kadar toplamak istiyorsam aralardaki farklar hep eşit olduğu için ortak farka sahip olduğu için dizimiz şunu yapıyoruz. Terim adedi bölü 2 terim adedi bölü 2 çarpı son terim artı ilk terim bize bu dizinin toplamını verecektir. SN artı 1'i de yine sevgili gençler şöyle diyebiliriz. Bakın şu kısım ilk N terim toplamı olduğu için SN'dir. Ben bunun üzerine AN artı 1 eklersem eğer SN artı 1'i de bulurum diyoruz. Doğal olarak o halde ben SN artı 1'den SN'i çıkarırsam AN artı 1'i bulurum. Yani sana genel terim dizilerin toplamı formülü verilmiş bir soruda dördüncü terim soruluyorsa sen S4'ten S3'ü çıkararak dördüncü terimi elde edebilirsin. Bunun gibi sorularda fazlasıyla mevcut sen de biliyorsun. Peki geometrik dizi nedir hocam? Ardışık iki terim arasındaki oranı sabit olan dizilere biz geometrik dizi diyeceğiz. Yani sevgili gençler sen AN artı 1'i bir önceki terime bölersen AN'e bölersen ve bu fark hep sabit çıkıyorsa işte bu geometrik dizidir diyoruz. Yani mesela A2'nin A1'e oranı A3'ün A2'ye oranına işte bu A4'ün A3'e oranına eşitse ve bu şekilde gidiyorsa hep eşitlik işte bu dizi geometrik dizidir diyebilirsin. AN geometrik bir dizi olsun diyoruz. Sen buradaki A2'yi nasıl yazabilirsin? A1 ile R'yi çarparsın ki burada R dediğimiz sayı bizim
ortak çarpanımız olacak arkadaşlar. Ortak çarpan. Yani sen şunu şuna, bunu buna, bunu buna böldüğün zaman hep bir R sayısına ulaşacaksın. Buna da ortak çarpan diyeceksin. O halde A2 terimini nasıl elde edersin? A1 çarpı R. A3'ü nasıl elde edeceğiz o zaman? A2'yi R ile çarparak. Yani bunu R ile çarparsanız A1 çarpı R kare, A4'ü de A1 çarpı R küp olarak elde edebilirsiniz. O halde genel terimi nasıl elde ederiz? Şu şekilde, birinci terimi R üzeri N-1 ile çarparak. Fark ettiyseniz dördüncü terimi bulmak için R küple, üçüncü terimi bulmak için R kare ile, ikinci terimi bulmak için R ile, dördüncü terimi bulmak için R küple çarpmıştık. O halde sevgili gençler, n'inci terimi bulmak için R üzeri N-1 ile çarpmamız gerekiyor A1 sayımızı. Devam. Bir geometrik dizide herhangi bir terimin karesi bir solundaki ve bir sağındaki terimlerin çarpımına eşittir. Daha genel olarak bir terimin karesi kendisine eş uzaklıkta olan terimlerin çarpımına eşittir diyoruz. Geometrik ortalamadan geliyor aslına bakarsanız. Mesela 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 sayılarını ele alalım. Burada sevgili gençler, 8'e eşit uzaklıkta 2 tane terim seçelim. 2 ve 32. 2 kere 32 kaç yapar? 64. Yani 8'in karesi. Peki 1 kere 64 kaç yapar? 64. Yani 8'in karesi. Peki 4 kere 16 kaç yapar? 64. Yani 8'in karesi diyebiliriz sevgili gençler. İşte bu özelliğimizde de bunu anlatmaya gayret ettik. Devam edelim. İlk n terim toplamı nasıl bulunacak geometrik dizide? Karşınıza çıkacağından değil de bilin diye söylüyorum. An bir geometrik dizi ve ilk n terim toplamı sevgili gençler, Sn eşittir A1 çarpı R üzeri N bölü R üzeri N eksi 1 bölü R eksi 1. Daha kaba bir tabirle A1 çarpı 1 eksi R üzeri N bölü 1 eksi R. Genelde formülümüz şu şekilde akılda tutmayı tercih ederiz. Çünkü eskiden bu konudan hemen sonra seriler diye bir konu görürdük sevgili gençler. Yani sonsuz geometrik dizinin toplamı diye bir konu görürdük. Bu konuda da şu formülü kullanmak daha akıllıca oluyordu. Dolayısıyla biz de formülü eskiden hep bu şekilde verirdik. A1 çarpı 1 eksi R üzeri N bölü 1 eksi R olarak verirdik. Ama artık bu şekilde vermenin de bir sakıncası yok. Zaten ikisi de aynı anlama geliyor. İki tarafı da eksiyle çarparsanız birbirinin aynısı olduğunu göreceksiniz. Formülümüz bu. Aklınızda tutmanızda fayda var mı? Bakın yine söylüyorum, sınavda çıkacağını zannetmiyorum. Fakat ola ki çıkarsa SML deliydi dersiniz. AN dizisi hem aritmetik hem de geometrik dizi ise sabit dizidir. Neden? Çünkü mesela sabit bir dizi yazalım. 5, 5, 5, 5, 5. 5 terimli bir dizi olsun bu AN dizisi. Bu arada AN bir AN sevgili gençler bir dizidir bu şekilde gösterirsek. Şimdi bu bir aritmetik dizidir. Neden? Çünkü aralardaki fark hep 0. Hep 0. Bu bir geometrik dizidir. Çünkü bunların birbirine oranı hep 1. Dolayısıyla sabit dizide hem aritmetik hem de geometrik dizi olayı mevcuttur. Sana sorunun içerisinde diyorsa ki eğer, arkadaşım bir tane dizi düşün ve bu dizi hem aritmetik olsun hem geometrik olsun diye bir cümle geçiyorsa, işte o dizinin sabit dizi olduğunu kabul edeceksin. Bir dizi hem aritmetik hem de geometrik dizi ise bütün terimleri birbirine eşittir. Yani sabit dizidir de demiştik sevgili gençler. Şimdi bu arada AN geometrik dizisi dizi olduğundan sıfır dizisi olamaz diyoruz. Çünkü geometrik dizi, yani bütün terimleri sıfır olan dizi sıfır dizisidir sevgili gençler. Ve geometrik dizi olamaz. Neden? Çünkü sıfırın sıfıra oranı diye bir şey söz konusu olamaz. Dolayısıyla buna geometrik dizi olarak kabul edemiyoruz. Hocam bu aritmetik dizi midir? Pek tabii aritmetik dizidir diyebilirsin. Yani sen bu işi biliyorsun. Şimdi hazırsanız sorularımıza başlayacağız. Birbirinden tatlı, birbirinden güzel sorular olacak sevgili gençler. Bunlar sizin için haberiniz olsun diyelim ve hadi bakalım introdan sonra sorularda görüşelim. Evet gençler, hazırsanız devam edelim. İlk sorumuz ne diyor bize, bir bakalım. Şöyle ben sana soruyu da yaklaştırayım. Değil mi? Diyor ki ln ln x eksi ln logaritma e tabanında 10 çarpı logaritma e ifadesinin en sade şekli hangisidir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle bak, buranın ln yani e tabanında, buranın da e tabanında olduğunu görüyorsun. Arada da çıkarma işlemi var. O zaman sen bunların işlerini oranlayabilirsin güzel kardeşim. O zaman ne diyeceğiz? Ben o lnleri de logaritma e tabanında yazayım şöyle. Logaritma e tabanında üst tarafta ne olacak? Ln x. Alt tarafta ne olacak? Ln 10. Niye ln 10 yazdım? Çünkü bak bunun da tabanı e. Dolayısıyla aslında burası ln 10'dur.
şu kısım. Pekala. Şimdi ln x bölü ln 10'u da şöyle yazabilirsin bak. Logaritma e tabanında burası logaritma 10 tabanında x biçiminde yazabilirsin. Sebep? Çünkü taban değiştirme kuralını uyguladık burada. Çarpı bir de dışarıda ne var? Logaritma 10 tabanında e var. Şimdi bak güzel kardeşim. Logaritmanın tabanı, logaritmanın içi eşit çarpıyorsa birbirlerini götürürler. Geriye ne kaldı? Logaritma 10 tabanında, logaritma 10 tabanında x kaldı. Şu onları görmezden gelebiliriz değil mi? Ne olur? Log log x mi olur bu? Aynen o olur hocam. O zaman cevabın ne olur? Adana seçeneğinde verilmiştir dersin. Geçtim. İkinci soruya. X bir dar açı. Logaritma 2 tabanında sin x ile logaritma 2 tabanında 2 cos x'in toplamı da eksi 1'miş. X aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir diye sormuş. Bunların tabanları ne? 2. O zaman sen logaritma 2 tabanında toplanıyorsa içlerini çarparsın. Yani 2 sin x cos x yazarsın buraya. Eşittir eksi 1'dir dersin. Daha sonrasında da şu logaritmanın içi 2 sin x cos x trigonometriden hatırlarsın. Sinüs 2x değil miydi? Evet. Peki 2 üzeri eksi 1'e eşit değil midir bu? Yani 1 bölü 2'ye. Evet eşittir. Şimdi sinüs 2x 1 bölü 2 ise bu 2x'in ne olabileceğini düşünürsün? 30. Çünkü sin 30 1 bölü 2'ydi. O halde 2x 30 derece ise sevgili arkadaşlarım x 15 derece olabilir. Hangisine eşit olabilir diye sorulmuştu. Cevabımız Adana seçeneğine verilmiştir diyebiliriz. Hem de gönül rahatlığıyla. Devam ediyorum. Ln kare x'ten 3 ln x'i çıkarmış, 1 eklemiş, 0'a eşitlemiş. Bu denklemin kökleri x1 ve x2'dir denilmiş. Buna göre x1 çarpı x2 kaçtır diye soruluyor. Şimdi burada ben şunu bir şuraya yazayım tekrar. Ln kare x eksi 3 ln x artı 1 eşittir 0. Şimdi bizden x1 çarpı x2 isteniyor değil mi? Bak şimdi benim bu denklemin kökleri ln x 1 ve ln x 2 gelir. Bak bunun kökleri bu gelir. Ln x 1 ve ln x 2 gelir. Peki ben bunların kökler toplamını bulsam. Kökler toplamımız burada kaç? Eksi eksi 3 bölü 1'den 3 değil mi? Eksi b bölü a'dan. Evet. Şimdi güzel kardeşim sen bunların toplamının aslına bakarsan ln x 1 çarpı x 2 olduğunu söyleyemez misin? Söylersin. Hocam bu da 3'müş. Madem öyle bizden x 1 çarpı x 2 istenmişti ya. E küp. Buraya eşit olmaz mı? Olur. O zaman cevap ne olur? Edirne. Şimdi bu nasıl diyeyim? Biraz uyanıklık çabası içerisine girilerek yapılmış bir çözüm. Başka türlü nasıl çözebiliriz? Başka türlü sevgili gençler bu ln kare x eksi 3 ln x artı 1 eşit 0 diyoruz ya. Şimdi sen burada a kare eksi 3 a artı 1 eşittir 0 diyebilirsin. Bunu dedikten sonra şunu yaparsın. Delta eşittir nedir? 9 eksi 4 çarpı 1 çarpı 1'den deltamız 5 geldi. Delta 5 geldikten sonra köklerimiz ne olur arkadaşlar? Eksi eksi 3'ten artı 3 artı kök 5 bölü 2 gelir. Ya da 3 eksi kök 5 bölü 2 gelecektir. Şimdi bunlar ne? Bunlar sevgili gençler a. Yani ln x'ler. Ln x sevgili arkadaşlar 3 artı kök 5 bölü 2'ymiş. Ya da ln x eşittir. Ln x yazamadık oraya sanırım. Ln x yazdık. Ln x sevgili gençler ne olacakmış? 3 eksi kök 5 bölü 2 olacakmış. Güzel. O zaman x ne olur? X'i yalnız bırakacağız. E üzeri 3 artı kök 5 bölü 2 ya da e üzeri 3 eksi kök 5 bölü 2 olacaktır. Peki bu x1 bu da x2 değil mi? Bunları çarparsanız bunların kuvvetleri toplanmaz mı? Toplanır. O zaman e üzeri 3 artı kök 5 bölü 2 çarpı e üzeri 3 eksi kök 5 bölü 2 derseniz üstlerini topladığınız takdirde kök 5'ler gider. E üzeri 6 bölü 2'den e üzeri 3 gelir. Bu benim için daha uğraştırıcı bir çözüm niteliğinde olduğu için ben bu sorunun çözümünü az önce yaptığım gibi yapmayı tercih ederim. Yani şurada yaptığım gibi yapmayı tercih ederim sevgili gençler. Dolayısıyla cevabım ona da yine Edirne seçeneğiydi. Geçtim bir diğer soruma. Bir minibüs hattında aşağıdaki gibi D1, D2, D3, D100 durakları var. N'ler her 0 ile 100 arasındaki doğal sayılar için DN ile DN artı 1 durakları arasındaki mesafe logaritma N kare artı 2N artı 1 bölü N kare artı N'dir. Sen şimdi şurada hemen şunu göreceksin. Bak bu N artı 1 ile N artı 1'in çarpımıdır. Yani N artı 1'in karesidir.
Alttakini de n parantezine alırsanız n artı 1 gelir. Şunlar gider. Demek ki aslına bakarsanız dn ile dn artı 1 duraklar arasındaki mesafe logaritma n artı 1 bölü n'miş. Yani sen n artı 1'i şuraya, n'i de buraya yazarak logaritmasını alıp bulabiliyormuşuz. Peki buna göre D1 ve D100 duraklar arasındaki mesafe nedir diye sorulmuş. Öncelikle D1 ile D2 arasındaki mesafenin logaritma 2 bölü 1 olması gerektiğini, şu kısmın logaritma 3 bölü 2, hocam şu kısmın logaritma 3 bölü 4 değil 4 bölü 3 olması gerektiğini biliyoruz. Peki son olarak 99 ile 100 arasındaki mesafe nedir? Logaritma 100 bölü 99'dur. Bunların hepsini toplarsanız logaritma 2 bölü 1 artı logaritma 3 bölü 2 artı logaritma 4 bölü 3 artı nokta 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 logaritma 100 bölü 99 derseniz içlerinin çarpılması gerektiğini biliyorsunuz. Dolayısıyla logaritma 2 bölü 1 çarpı 3 bölü 2 çarpı 4 bölü 3 çarpı nokta 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 çarpı 100 bölü 99 demekte bir sakınca yok. Peki bunları da şu şekilde sadeleştiremez miyiz? Sadeleştiririz hocam. Geriye ne kaldı? Logaritma 100 kalmadı mı? Logaritma 100'ün sen 2 olması gerektiğini zaten biliyorsun. Çünkü 10'un karesi 100'dür. Demek ki cevabımız 2'ymiş arkadaşlar. Doğru cevap Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Bir diğer soruma geçiyorum. Bana demiş ki A, B ve C birbirinden farklı pozitif reel sayılar olmak üzere logaritma A bölü B eksi C, logaritma B bölü C eksi A'ya, bu da logaritma C bölü A eksi B'ye eşitmiş. Bana demiş ki ln A, B, C hangisidir diye sorulmuş. Şimdi oran orantı konusundan bunların hepsi birbirine eşitse bir K diye bir sayıya eşit olması gerektiğini söyleyebiliriz. Ve burada logaritma A bölü B eksi C aslına bakarsanız K'ya. Logaritma B bölü C eksi A yine bu da K'ya. Ve logaritma C bölü A eksi B yine K'ya eşit olacaktır. Burada logaritma A dediğimiz sayı aslına bakarsanız K çarpı B eksi C'dir. Burada logaritma B dediğimiz sayı da K çarpı C eksi A'dır. Ve logaritma C dediğimiz ifade de aslına bakarsanız K çarpı A eksi B'dir. Şimdi gelin bunların hepsini bir toplayalım. Yani şunu, şunu, şunu taraf tarafa toplarsanız logaritma A çarpı B çarpı C gelecektir. Ve bu da K parantezinde B eksi C artı C eksi A artı A eksi B gelecektir sevgili gençler. Dikkat ettiyseniz artı B eksi B, eksi C artı A, eksi A ve artı A birbirini götürdükten sonra burada koskoca bir sıfır kalıyor. Ve sıfır kere K'nın da sıfır olması gerektiğini biliyoruz. Şimdi bunun tabanı 10'du. 10 üzeri 0 eşittir ABC yapmaz mı? Yapar. O zaman ABC kaçmış arkadaşlarım? Hocam 1'miş. Peki burası 1 ise ln 1 kaçtı? Tabii ki 0'dı. Demek ki cevap C seçeneğinde verilmiştir deriz arkadaşlar. Geçtim bir sonraki soruma. Aşağıda birim kareli bir zeminin köşe noktaları verilmiş. Aynı yatay sıradaki her komşu iki nokta arasında bir birim uzaklık, aynı düşey sıradaki her komşu iki nokta arasında da 0.5 birim uzaklık vardır. Yani şunlar 0.5 birim, bunlar bir birimmiş sevgili gençler. En alt sıradaki soldan ilk nokta eksi 1'e 1 noktasıdır denmiş bize. Buna göre y eşittir logaritma 4 tabanında x fonksiyonunun grafiği şekildeki noktaların kaçından geçer? Şimdi öncelikle logaritma 4 tabanında x dediğimiz şey sevgili gençler. Ben burada y eşittir logaritma 4 tabanında x'i kullanacağım ya. Bakın şöyle yazalım eşittir y diyelim. 4'ün hangi kuvvetleri burayı x tam sayısı yapar veya işte buradaki noktalardan kaç tanesi yapar diye düşünelim. Mesela y 1 bölü 2 olursa y 1 bölü 2 olursa x 2 olur yazalım. 1 bölü 2'ye 2. Başka y sevgili gençler 1 olursa 1 için x 4'ten geçer. Hatta bunları tam tersini yazmak zorundayız değil mi? X virgül y sıralı ikililerinden bahsediyoruz çünkü. O halde 1'e 1 bölü 2 diyelim. 4'e 1 diyelim. Başka hocam 8'e olmaz da 16'ya 2 olur diyelim. Ve daha sonrasında değerlendirelim. Şu an aklıma başka bir şey gelmiyor. Şimdi sevgili arkadaşlarım mesela 2'ye 1 bölü 2 dediğimiz noktadan geçeceğine göre bu 2'ye 1 bölü 2 nokta neresidir? Burasının eksi 1'e eksi 1 olduğunu biliyoruz biz. Şimdi 1 sağa kaydım 0, 1 sağa kaydım 1, 1 sağa kaydım 2. 1 bölü 2'yi nasıl elde ederim?
Bir yukarı kaydım. Eksi 1'i 1 büyüteceğim. 0.5 büyüteceğim. Eksi 1 bölü 2. 0. 1 bölü 2. Burası. Bak, buradan geçiyormuş. 4'e 1. Evet. 4 şurası değil mi? Evet. 1 neresi hocam? Bak, burası 1 bölü 2 idi. O zaman 1 de burasıdır. Buradan da geçer. 16'ya 2. 16'yı zaten gösteremeyeceğiz sevgili gençler. Şu an 2 tane nokta olduğunu görebiliyoruz. Doğru mu? Doğru. Pekala. Başka ne gösterebiliriz? Yani logaritma 4 tabanında x eşittir y için başka bir şey yapabilir miyiz? Aklınızda bir fikir var mı? Var. Bakın, logaritma 4 tabanında x eşittir. Eğer ben 0 dersem 4 üzeri 0 da 1'den geçer. Yani 1 için 0'dan da geçiyormuş. Peki 1 için 0 neresidir sevgili gençler? Bakın, şurası değil midir? Evet, burasıdır. Bunu da gösterebildik. Başka ne gösterebiliriz? Başka. Şimdi ben bu logaritma 4 tabanında x'in sevgili gençler y olduğunu biliyorum ya. 4'ün bir kuvveti bize x'i vermesini istiyorum. Ki 4 dediğimiz sayı 2'nin karesidir. Ben bu 2'nin karesinin mesela 3 bölü 2. kuvvetini alsam eşittir 8 olmaz mı? Olur hocam. O zaman x'in 8 olduğu, yani 4'ten sonra bakın 5, 6, 7, 8. X'in 8 olduğu, y'nin ise 3 bölü 2 olduğu. Bak, burası kaçtı? 1'di. O zaman bir birim daha artırırsam şurası olur ve sevgili gençler 3 bölü 2 olur mu burası da? Olur. O halde arkadaşlar başka da, hani bunun daha sağına çıkamayacağız. Doğal olarak kaç tane gösteriyormuşuz? 1, 2, 3, 4 tane noktayı gösterebiliriz diyeceğiz. Doğru cevabımız Denizli seçeneği olacaktı. Geçtim bir diğer soruma. Logaritma 2 0.301 olarak bize verilmiş. N de pozitif bir doğal sayı olmak üzere 2 üzeri n sayısı 13 basamaklı bir sayı olduğuna göre N'nin alabileceği en küçük değer kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle ben logaritma 2'nin sevgili gençler 0.301 olması gerektiğini düşünüyorsam, verilmişse, tabanı bunun 10'dur ve 10 üzeri 0.301 2'ye eşittir derim. Yazalım. 2 eşittir 10 üzeri 0.301. Peki 2 üzeri n'i elde etmek için ne yapmam lazım? Her iki tarafın n'inci kuvvetini alacağım. Yani 2 üzeri n eşittir 10 üzeri n çarpı 0.301 diyebiliriz sevgili gençler. Şimdi ben 2 üzeri n'nin 13 basamaklı bir sayı olduğunu biliyorsam doğal olarak bu da buna eşit olduğuna göre bu da 13 basamaklıdır sevgili gençler. Biliyorsunuz ki 10'un karesi 3 basamaklı, 10'un 3. kuvveti 4 basamaklı, 10'un 4. kuvveti 5 basamaklı bir sayı olduğuna göre. O halde ben diyeceğim ki burası 13 basamaklıysa bu n çarpı 0.301 dediğimiz sayı, şimdi 10 üzeri 12 13 basamaklı. Demek ki 10 üzeri 12'den büyük olacak. 10 üzeri 13 14 basamaklı olduğu için bundan da küçük olacak. Yani sevgili gençler şurası 10 üzeri bu arada. Şöyle yazalım. 10 üzeri n çarpı 0.301. 10 üzeri 12'den daha büyük. 10 üzeri 13'ten daha küçük olacak. O zaman ben sıralamamı 12 n çarpı 0.301 ve 13 biçiminde yapabilirim. Yani 12 küçüktür n çarpı 0.301 küçüktür 13 diyebiliriz. Pekala. Şimdi şu 3 tane virgülden sonraki olan sayı için her iki tarafı, her üçünü de 1000'le çarparsam 12.000 küçüktür 301 çarpı n, o da küçüktür 13.000 olur sevgili gençler. Burada artık birazcık tahmin yeteneğimize bakacağız ama tahminden önce şunu göstereyim. 301 300'e yakın bir sayı. Ben 300'ü 40 ile çarpmış olsaydım 1200 olacaktı. Dolayısıyla o 40 civarına bakmamız lazım. Şüphelendiğimiz sayılar şunlar şimdilik. Cevap bunlar olabilir. En küçük diye sorulmuş. 301'i 39 ile çarparsanız sevgili arkadaşlar 9, 0, 27, 903 toplarsak 9, 3, 7 kaç gelir? 11 gelir. Yani 11.739 yapıyor. Doğal olarak bu olmayacak. Hangisi olacak sevgili gençler? 40, çünkü ben 300'de bile 40'ı çarptığım zaman 12.000 elde ediyordum. Dolayısıyla 301 ile 40'ı çarparsam rahatlıkla 12.000'in üzerine taşıyabilirim ben bu sayıyı. O halde sevgili gençler cevabımız ne olacakmış? Ceyhan seçeneği, yani n'nin alabileceği en küçük değer 40 olacakmış diyebiliriz. Geçtim bir diğer soruma. A ve B pozitif reel sayılar. Ln ln a eksi ln ln b 2 imiş. Yani sen bunu nasıl yazabilirsin? Ln ln a bölü ln b biçiminde yazabilirsin ki bu 2 imiş.
A eşittir B üzeri X demiş. A eşittir B üzeri X olduğunu da biliyoruz. Peki ben şurada elen içerisinde elen A bölü elen B'yi logaritma B tabanında A biçiminde yazabilir miyim? Yazarım. Eşittir 2. Ve arkadaşlar B üzeri X A ise bak demek ki ben şöyle bir şey yapabilirim. Bu budur diyebilirim. Sonuç olarak B üzeri X eşittir A'yı verecektir bize. O halde logaritma B tabanında X neymiş? X imiş. Ln x eşittir 2 ise x nedir? Bak burası e'ydi. E kare eşittir x'i verecektir. Doğal olarak da cevabımız Ceyhan seçeneğinde verilmiştir deriz sevgili gençler gönül rahatlığıyla. Evet, geçtim arkadaşlarım bir diğer soruma. ABC üçgeninde AN iç açıortaydır. Şurası iç açıortay. AC'nin AB'ye oranı buymuş. Ben bunu şu şekilde yazabilir miyim? Logaritma 2 üzeri 4 tabanında 3'ün karesi. Bu da 2 bölü 4 çarpı logaritma 2 tabanında 2 olduğuna göre 1 bölü 2'dir diyebiliriz. Yani AC'nin AB'ye oranı 1 bölü 2 ise K'ya 2K diyebiliriz. BN ile NC artı 10 da birbirine eşitmiş. Yani sevgili gençler ben şuraya X dersem burası X artı 10 olur diyebiliyoruz. Şimdi burası iç açıortay olduğu için K'ya 2K oranı burada da mevcuttur. Yani sen X'i X artı 10'a bölersen yine 1 bölü 2'yi yakalamak zorundasın. Bir içler dışlar çarpımı alırsak 2x eşittir x artı 10 gelir. X de buradan kaçmış arkadaşlarım 10'muş. Şimdi nc kaçtır diye soruyordu. Ben zaten nc'ye x demiştim. Yani cevabımız kaç olacakmış? 10 arkadaşlar. Cevap Denizli seçeneğinde verilmiştir. Devam. X, y ve z doğal sayı olmak üzere aşağıda bazı üslü işlemlerin sonuçları gösterilmiş. Sonuç kısmındaki indisi sayılardan her biri bir rakam. Örnek veriyoruz. A1, işte B3, C13. Bunların hepsi bir rakamdır deniliyor. Şimdi bunların hepsi rakam. Rakamlar yan yana yazılıysa o zaman ben bunu şöyle söyleyebilir miyim? Burası 6 basamaklı bir sayı. Burası 8, burası 13 basamaklı bir sayı diyebilirim gönül rahatlığıyla. Pekala. Şimdi burada x üzeri 12'miz, y üzeri 24'ümüz ve z üzeri 18'imiz varmış. Mesela x üzeri 12 6 basamaklı, y üzeri 24 8 ve z üzeri 18 de 13 basamaklı bir sayı diyebiliriz. Peki sevgili gençler şimdi bu x üzeri 12'nin ben 6 basamaklı bir sayı olduğunu biliyorum ya. Ben bunun şurada da gösterildiği üzere logaritma x kare çarpı y üzeri 4 çarpı z küp diyor ya. Önce ben şu kısmı bir halledeyim. Bakın bu aslına bakarsanız logaritma x kare artı logaritma y üzeri 4 artı logaritma z'nin küpüdür. Doğru mu? Doğru. Şimdi bana logaritma x kare lazım. Logaritma x üzeri 12 üzerinden bir yürüyelim sizle beraber. Arkadaşlar x üzeri 12... 6 basamaklı bir sayı olduğu için şimdi ben buna eşittir soru işaretlersem onun hangi kuvvetini alırsam 6 basamaklı bir sayı elde edebilirim diye düşüneceğim. O da biliyorsunuz ki 10 üzeri 5 6 basamaklı ilk sayıdır. 10 üzeri 6 da 7 basamaklı ilk sayıdır. Doğal olarak ben artık şunu söyleyebilirim ki bu logaritma x üzeri 12 hocam 6 ile 5 arasında bir sayıdır. Çünkü ben burada 10 üzeri 5'in 6 basamaklı, 10 üzeri 6'nın 7 basamaklı olduğunu biliyorum. 6 basamaklı ile 7 basamaklı arasındaki bir sayı da 6 basamaklıdır. Dolayısıyla logaritma x üzeri 12 5 ile 6 arasında. Aynı şeylere bakın 5 ile 6 ya 6'yı buraya yazmışız 1 eksiğini buraya yazmışız. O zaman logaritma y üzeri 24 dersem hocam bu da 8 ile 7 arasındadır. Evet güzel kardeşim logaritma z üzeri 18'de bulursan helal olsun sana. Bu da nedir 13 ile 12 arasındadır deriz. Güzel. Şimdi hocam bana ne lazım? Bana bunlar değil. Şunlar lazım. X kare, y üzeri 4 ve z küp lazım. Ve dikkat ettiyseniz burası 12, 2'nin 6 katı, 24, 4'ün 6 katı, 18'de 3'ün 6 katı. Demek ki aha ben bunları şu 12'yi başa atmadan önce şunun 1 bölü 6. kuvvetini, bunun 1 bölü 6. kuvvetini ve bunun 1 bölü 6. kuvvetini alırsam x karenin, y üzeri 4'ün ve z küpün logaritmalarının değer aralığını da bulurum. Madem öyle ben bunun 1 bölü 6. kuvvetini almam demek aslında burayı 1 bölü 6'larla çarpmam demek değil mi arkadaşlar? Madem öyle ben ortadaki ifadelerin her birini 6'ya bölüyorsam uç sınırlarında her birini 6'ya bölerim. Yani 5 bölü 6 küçüktür logaritma x kare o da küçüktür 6 bölü 6. Yani 7 bölü 6 küçüktür logaritma y üzeri 4 o da küçüktür 8 bölü 6 ve 12 bölü 6 küçüktür logaritma z üzeri 3 o da küçüktür 13 bölü 6 dememde hiçbir sakınca yok. Gelin şunları bir toplayalım.
5 bölü 6, 7 bölü 6, 12 bölü 6 daha kaç yapar? 24 bölü 6. Yani 4 yapar. Küçüktür. Bizden istenen. Bizden istenen neresi? Şu. O da küçüktür. 6 bölü 6, 8 bölü 6 daha 14 bölü 6. 13 bölü 6 daha 27 bölü 6 yapar. Bunu da sadeleştirecek olursanız 3'e böldünüz 9, 3'e böldünüz 2. 9 bölü 2 kaçtır? 4,5. Yani benim istediğim sayı 4 ile 4,5 arasında olacakmış. Hangisi ne eşit olabilir diye sormuş. Hangisi 4 ile 4,5 arasında? Tabii ki Adana seçeneği. Bu efsanevi soruyu da bu şekilde çözebilirdiniz sevgili gençler. Güzel. Devam. Bir diğer soru. Diyor ki A1 yani birinci terim 1. A1 çarpı A2, A3, A4, AN'e kadar olan terimlerin çarpımı da N kare eşitliği verilmiş. A4 ile A10'un toplamı kaçtır diye de sorulmuş bize. Pekala. Şimdi A1'den AN'e kadar olan sayıların çarpımı N kare. Bizden istenen de sevgili gençler A4 ile A10'un toplamı ve buna sadece bir dizi demişiz, bu kadar. Peki ben A4 ve A10 hakkında nasıl bir yorum yapmam gerekiyor? Buna bir el atacağız şimdi. Şimdi arkadaşlar A1'den AN'e kadar olan sayıların çarpımı N kare ise o zaman A1'den A4'e kadar olan sayıların çarpımı. Yani A1 çarpı A2 çarpı A3 çarpı A4 eşittir 4'ün karesidir. Doğru mu? Doğru. Peki şurası kaçtır o halde? Hocam burası da 3'ün karesinden 9'dur. Kardeşim burası da 16 değil miydi? Şu kısım 4'ün karesinden 16 idi hocam. O zaman 9 çarpı A4 16 ise A4 dediğin sayı seni 16 bölü 9'un ta kendisi olmaz mı? Hocam olur, Allah razı olsun. Çok güzel. A10'u da aynı biçimde bulamaz mıyız? Yani A1'den A9'a kadar olan sayıların çarpımı 81. Çarpı bir de A10 demiş olsaydım bu da 100 olacaktı değil mi? O zaman A10 ne olur? 100 bölü 81 olmaz mı kardeşim? Olur hocam. Bunların ikisini toplayalım şimdi. Bakın ben burayı 9'a genişletirim. 9 kere 16'nın 144 yaptığını herkes bilir. Artı bir de 100'ümüz var. Bölü bir de 81'imiz var. Yukarısı 244. Alt tarafta 81. Cevapta Adana dersin. Misler gibi çözersin sen sorunu. Güzel soruydu. Devam. Bir diğer soru. Ah ne oldu? Şöyle yapacağız. Şimdi sevgili gençler az önceki keşmekeşi bir silelim, kaldıralım ortadan. Şöyle. Diyor ki pozitif sayılarda tanımlı bir AN dizisi için AN ile AN artı 3'ün toplamı N kare ve A2'yi de 165 olarak vermiş. Bize A20 nedir, kaçtır diye sorulmuş. Peki şöyle yapsak. A2 ile A5'in toplamı 2'nin karesinden 4 müdür? Değil mi? Çünkü bakın A2 burası da 5. 2'nin karesi 4. Pekala. Şimdi şöyle diyelim. A5 ile A8'in toplamı da 25'tir. Doğru mu? 5, 8, 3 fazlası 5'in karesi. Güzel. Şimdi A8 ile A11'in toplamı 64 olur mu? Olur. O halde A11 ile A14'ün toplamı 121 olur mu? O da olur. Sonra bu şekilde devam ediyoruz. A14 ile A17'nin toplamı 14'ün karesinden, 14'ün karesi kaç yapar? 196 yapar değil mi? İlkokulda da karıştırıyordum ben bunları. A17 ile de A20'nin toplamı, bu da 17'nin karesinden 289 yapacaktır. Peki şimdi biz bunları biliyoruz. Tamam, güzel. Ve de bunları bulmamız neyi değiştirdi? Bakın A2'nin ben ne olduğunu biliyordum? 165. O halde bu kaçtır? Eksi 161'dir hocam. 165'te neyi toplarsam 4 yapar bunu. Şimdi bu eksi 161'miş. O zaman A8 kaçtır? Eksi 161'in üzerine 25 ekleyeceğiz. Yani 100 kaç olur? 186 olur. Peki şimdi bu 186 ise ve bu 64 ise cevap 186'dan 64'ü çıkardığımız zaman gelmez mi arkadaşlar? Gelir. Yani 122'dir. Bakın burası eksi 122'ymiş. Şimdi bu eksi 122 ise bu kaçtır ki 121 gelsin? 122 gelmesi için 244 gerekiyordu. Bu da 243'müş arkadaşlar o zaman. Topladığımız zaman 121 gelir. Daha sonrasında eğer ki bu 243 ise bunun 196 olabilmesi için 43'e 4 daha ekle. Bu 47 olması lazım. Nasıl 47? Eksi 47.
Bu eksi 47 ise ben bunun üzerine ne eklersem 289 olur diye tahmin etmeye çalışıyoruz. Doğal olarak da 289'a siz 47 eklerseniz cevabı bulursunuz. Burası 6, burası 3, burası 3 olacak sevgili gençler. 336 bizim cevabımızdır diyebiliriz. Geçtim bir sonraki sayfama. Bir sınıfta öğrenci numaraları 1'den 20'ye kadar ardışık sayılardan farklı biri olan 20 tane öğrenci vardır. Bu öğretmen bu sınıftaki her bir öğrenciye ödev sorular vermiş. Öğretmen hangi öğrenciye kaç ödev soru verdiğini aşağıda tanımladığı diziyle not etmiştir. Sn n numaralı öğrenciye verilen ödev soru sayısı olmak üzere. Sn eşittir parçalı tanımlı fonksiyon biçimde. Eğer n'ler tekse 2 üzeri n, n'ler çiftse sn eksi 1, yani bir yukarıdakine eşit olsun diyor. Buna göre numaraları ardışık iki sayma sayısı olan iki öğrenciye verilen ödev sayıları toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sorulmuş. Öncelikle mesela numarası 1 olan öğrenciye, numarası 1 olan öğrenciye S1 adet ödev verilmiştir ve bu da 2 üzeri 1'dir. Numarası 2 olan öğrenciye S2 adet ödev verilmiştir ve bu S2 2 çift olduğu için S2 eksi 1, yani yine 2 üzeri 1'e eşittir. O zaman S3 dediğimiz 2 üzeri 3 olacak. S4 dediğimiz de 2 üzeri 3 olacak. Hocam S5 dediğimiz, kardeşim o da 2 üzeri 5 olur. Hocam S6 dediğimiz, bu da 2 üzeri 5 olur. Bu şekilde ilerlerken en son S19 dediğimiz 2 üzeri 19 ise S20 dediğimiz de 2 üzeri 19'dur diyebiliriz. Fark ettiyseniz ardışık tek ve çiftlerin hepsi de birbirine eşit. Ama ardışık çift ve tekler birbirine eşit değil. İkisi birbirinin 4 katı. Şimdi o zaman benim ödev numaralarım toplamım ya 2 çarpı 2 üzeri n modunda, yani 2 üzeri n artı 1 modunda olacak. Tamam. Ya da sevgili gençler 2 üzeri n ile 2 üzeri n artı 2'nin toplamı kadar olacak. Ben de bunları toplarsam 2 üzeri n parantezinde 1 artı 4'ten 5 çarpı 2 üzeri n gelir diyeceğim. Şimdi bakalım. 4 üzeri 5 olabilir mi? Arkadaşlar bir kere 4 üzeri 5 dediğimiz şey 2 üzeri 10'dur. Ve 2 öğrencinin ödevlerinin toplamı 2 üzeri 10 olur mu diye baktığımız zaman da 2 tane 2 üzeri 9 bize 2 üzeri 10'u verir. Dolayısıyla olur. Yani 9. öğrenci ile 10. öğrencinin ödevleri sevgili gençler toplamı 2 üzeri 10'dur. 4 üzeri 10, yani 2 üzeri 20 olur mu? O da olur, çünkü 2 tane 2 üzeri 19 var. Demek ki bu da olur. 10 çarpı 4 üzeri 3, yani 10 çarpı 2 üzeri 6. 10 çarpı 2 üzeri 6 da 2 çarpı ya da 5 çarpı 2 çarpı 2 üzeri 6'dır. Yani 5 çarpı 2 üzeri 7'dir. 5 tane 2 üzeri 7 olur mu? Şimdi buna bakacağız. Bir 2 üzeri 7, bir de 2 üzeri 9 ise olur sevgili gençler. Çünkü siz bunları 2 üzeri 7 parantezine aldığınız zaman toplamlarını 1 artı 2 üzeri 2'den 5 çarpı 2 üzeri 7 gelir. Yani bu da olur. Şuna baktığınız zaman, cevap o değil, onu işaretledik de belki de odur, bilmiyorum. Geçen de çözmüştük aynı soruyu. 5 çarpı 2 çarpı 2 üzeri 14, yani 5 çarpı 2 üzeri 15. Bu da 2 üzeri 15 ile 2 üzeri 17'nin toplamıdır. Yani bu da olur. Olmayan hangisiymiş? Edilme seçeneğinde verilmiştir deriz sevgili arkadaşlar. Şimdi bir diğer sorumuz. AN dizisi aritmetik bir dizi olduğuna göre aritmetik dizilerin genel terimleri AN artı B biçimindedir sevgili gençler. Dolayısıyla burada N kareli bir terimin işi yoktur. Yani P kaçmış arkadaşlarım? P2'ymiş. Peki P2 ise AN dizisinin genel terimini artık biliyoruz. Nedir? 3N eksi 2. Diyor ki A7 ile P'yi topla. A7'yi rahatça buluruz. 3 kere 7'den 2 çıkar diyor. Yani 19. Bir de bunun üzerine P ekle demiş. P'de 2'yi de eklersek kaç gelir? 21. Yani cevabımız Bursa'ymış. Devam ediyorum. Burada bir sorumuz daha var. Y eşittir x ve y eşittir x bölü 3 artı 1 doğrularının grafikleri verilmiş. Yatay doğrular birbirine ve düşey doğrular da birbirine paralelmiş. Diyor ki y eksenine paralel olan 10. doğru parçasının uzunluğu nedir? Şimdi sevgili gençler, ben buranın aslına bakarsanız x artı 3 bölü 3 olması gerektiğini biliyorum. Y eşittir 1 için x de 1'dir. Ve ben 1'i alıp burada yerine yazarsam şuranın ordinatını bulurum. Buranın ordinatı 4 bölü 3'tür. Ve siz bu 4 bölü 3'ten 1'i, yani şu kısmı çıkaracak olursanız elinizde 1 bölü 3, yani 3 üzeri eksi 1 kalır. İşte şuranın uzunluğu 3 üzeri eksi 1'dir diyebiliriz. Şimdi
Devam ediyoruz. Ben buranın 4 bölü 3 olduğunu biliyorsam şurası da 4 bölü 3'tür. Apsis. Daha sonrasında 4 bölü 3'ü yerine yazarsak şuradaki ordinatı buluruz. Yani 4 bölü 3 artı 3 bölü 3 diyeceğiz. Yani arkadaşlar 9, 13 bölü 9 diyeceğiz. 13 bölü 9'dan da neyi çıkarmam gerekiyor? Tabii ki şuradaki uzunluğu, yani 4 bölü 3'ü. Yani 12 bölü 9'u. Yani cevap 1 bölü 9 mu olacak? Bu da 3 üzeri eksi 2'dir. Bakın şuradaki uzunluk 3 üzeri eksi 2. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Birinci uzunluk 3 üzeri eksi 1. İkincisi 3 üzeri eksi 2. Bize kaç soruluyor? 10'uncusu. O zaman cevap ne olur? 3 üzeri eksi 10 olur. Yani cevap Edirne seçeneğinde verilmiştir deriz sevgili gençler. Devam. A, B ve C sabit olmayan bir geometrik dizinin ardışık terimleridir. A, B, C arasında da A üzeri 1 bölü X eşittir. B üzeri 1 bölü Y, o da eşittir. C üzeri 1 bölü Z bağıntısı olduğuna göre demiş. Ve 3 tane öncül verilmiş. Hangileri doğrudur diye soruluyor sevgili gençler. Şimdi biz sabit olmayan bir geometrik dizi seçelim. Mesela 2, 4 ve 8. Bunlar geometrik midir? Evet, her biri birbirinin 2 katı. Yani bir sonraki terimler bir öncekinin 2 katı. Peki şimdi ben 2, 4 ve 8 arasında şöyle olduğunu biliyorum. Bakın 2'nin karesi, 2'nin karesi demeyeceğiz, özür dilerim. 2'nin küpü eşittir 4 üzeri sevgili gençler. 8 elde edebilmem için benim ne yapmam lazım? 2'nin karesinin 3 bölü 2. kuvveti 8'dir, doğru mu? Demek ki ben burayı 3 bölü 2. kuvvet seçeceğim. Bu da 8 üzeri 1. Şimdi benim 1 bölü x'im burada 3 oldu. 1 bölü y burada 3 bölü 2 oldu. Ve 1 bölü z de burada 1 olmuş oldu. O halde x kaçtır? 1 bölü 3. Y kaçtır? 2 bölü 3. Z kaçtır? 1 arkadaşlar. Şimdi x, y, z aritmetik bir dizi oluşturur demiş. X, y, z'yi görünce direkt oradan bir şeyler bulabiliriz. 1 bölü 3. 1 bölü 3 eklemiş 2 bölü 3. 1 bölü 3 eklemiş 1. O zaman aritmetik dizi oluşturur. Yani ikinci öncülümüz doğru. 1 bölü x, 1 bölü y, 1 bölü z arasında da 3, 3 bölü 2 ve 1. Aritmetik bir dizi oluşturur mu? Şimdi 3'ten 3 bölü 2'ye sevgili gençler 1,5 azalmış. 3 bölü 2'den 1'e 0,5 azalmış. Aritmetik bir dizi oluşturur mu? Hayır, oluşturmaz. 1 bölü a, 1 bölü b ve 1 bölü c bir geometrik dizi oluşturur denilmiş. Şimdi a dediğimiz şey 2 idi. 1 bölü a 1 bölü 2'dir. O zaman bu 1 bölü 4'tür. Bu da 1 bölü 8'dir. Bakın 1 bölü 2 ile çarpın 1 bölü 4. 1 bölü 2 ile çarpın 1 bölü 8. Yani bir geometrik dizidir. Üçüncü öncülümüz doğru. Cevap ne olacakmış? Denizli seçeneği olacakmış sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum bir diğer sorumla. İki pozitif tam sayı arasında bu sayılarla geometrik olacak şekilde bir G sayısı ve aritmetik dizi oluşturacak şekilde A1 ve A2 sayıları yerleştirilmiş. Buna göre demiş bu işlemin sonucu nedir? Şimdi öncelikle iki tane sayımıza A ve B diyelim. A ve B diyelim. Geometrik dizi oluşturacak şekilde ortaya bir G, aritmetik dizi oluşturacak biçimde de ortaya bir A1 ve A2 sayıları yerleştirilmiş. Öncelikle ben burası geometrik dizi olduğunu bildiğim için A kare B G kareye eşittir. Yani şurada G ile G'nin çarpımı G kare yaptığı için ben aşağı tarafa direkt AB yazabilirim. Pekala. Şunda da sevgili arkadaşlarım. Bakın burası A idi zaten. O zaman burası aritmetik dizisi A artı R'dir. Burası A artı 2 R'dir. Bu da A artı 3 R'dir o halde. Şimdi yerine yazalım. 2 tane A1 demiş. Yani şu. 2 A artı 2 R'den A2'yi çıkar. Yani A artı 2 R'yi çıkar demiş. Daha sonrasında da bununla neyi çarpacağız biz? 2 tane A2, yani A artı 4 R'den A artı R'yi çıkar. Yani A1'i çıkar demiş. Şimdi şu kısım, bakın 2 R'ler gider. 2 A'dan da A'yı çıkarırsanız A gelir. Burası da A ile, şurası 2 idi bu arada. 2 A'dan A'yı çıkarın A, 4 R'den R'yi çıkarın 3 R. A çarpı A artı 3 R gelir. A çarpı A artı 3 R. Şimdi size sorum şu. Ben B'yi A artı 3 R seçmemiş miydim? Yani burası B değil miydi? Demek ki B ile B, A ile A giderse geriye sadece ne kalır? 1 kalır. O halde cevabımız da 1'dir diyebiliriz. Güzel soruydu. Devam. ABC üçgen. AH BC'ye dik ABC. BH AC'ye eşit B santimetre. CH da A santimetre olarak verilmiş. Aşağıdakilerden hangisi aritmetik bir dizinin ardışık 3 terim olarak
Ardışık 3 terimini gösterir diye soruluyor. Gelin sizle beraber şuraya h diyelim. Pisagor'dan h kare ile a karenin toplamı ya da a kare ile h karenin toplamı diyelim. Şöyle. Eşittir b kareyi versin diyelim. B karenin üzerine h kareyi ekleyin deyince c kareyi veriyor. Bakın a kareye bir şey ekledim, b kareyi verdi. B kareyi de aynı şeyi ekledim, c kareyi verdi. O zaman a kare b kare c kare yazsam şöyle. H kare ekledim b kareyi, h kare ekledim c kareyi bulduğuma göre bu a kare b kare c kare aritmetik bir dizinin ardışık 3 terimi olmaz mı? Olur. Cevabınız da Adana seçeneği olur o zaman. Devam ediyorum bir diğer sorumla. Asım Pascal üçgenindeki sayıları yukarıdan aşağıya doğru hiç terim atlamadan içine alacak biçimde aşağıdaki gibi ayrık dikdörtgenler çizmiş. D1 ve D2 dikdörtgenlerinde birer sayı, D3 ve D4 dikdörtgenlerinde ikişer sayı, D5 ve D6 dikdörtgenlerinde üçer sayı vardır. Bu dikdörtgenler bu düzende devam etmekte. Buna göre D1 dikdörtgenindeki sayısı ve toplamı sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi bunun toplamı 1, buranın toplamı 1, bunun toplamı 2, bunun toplamı 3, bunun toplamı 1, 3, 1 daha 5, bunun toplamı 8, D7'nin toplamı sevgili gençler ne olur diye düşünmenize gerek yok. Çünkü buradaki sayılar Fibonacci sayı dizisinin elemanlarıdır. Fibonacci sayı dizisinde de şu ikisinin toplamı bir sonrasını, bu ikisinin toplamı bir sonrasını, bu ikisinin toplamı bir sonrasını, şu ikisinin toplamı bir sonrasını vererek gidiyorsa o zaman D7'nin toplamı 13'tür. D8'in toplamı sevgili gençler 21'dir. D9'un toplamı 21, 13 daha 34'tür. D10'un toplamı 34, 21 daha 55'tir. Ve D11'in toplamı 55, 34 daha 89'dur. Yani bir kere 89 olacak. 55, 55 veya 91 değil. Peki kaç tane sayı vardır diyoruz. Bakın burada bir taneydi. Burada bir tane sayı vardı. Burada iki tane sayı var. Burada 3 tane sayı var. Burada 1 ile 2'de 2 tane sayı var. Üzgünüm. Bakın 1, 2, 2 tane sayı var. 1, 3, 1, 3 tane. 1, 4, 3, 3 tane. O zaman bakın 1, 1, 2, 2, 3, 3 diye devam etmiyor mu? Evet. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Demek ki bunda da 6 tane olacak. Yani 6'ya 89 diyebiliriz sevgili gençler. Güzel soruydu. Bu arada Fibonacci ile alakalı sevgili gençler, biliyorsunuz ki yaklaşık olarak 3-4 senedir müfredatımızda ama hala bir soru sorulmuş değil. 2021 yılında açıkçası bir soru gelirse şaşırmayın derim ben size, haberiniz olsun. Devam. Şunları bir kenara. Diyor ki A1 1 ile 9 aralığında, A2 1 ile 9 aralığında, A3 de 1 ile 9 aralığında olmak üzere A eşittir A1 çarpı A2 çarpı A3 olup A sayısı 4'ün katıdır denilmiş. A2 sayısı 3 ile bölünebiliyor. A1, A2, A3 da aritmetik dizinin ardışık terimleri. Şimdi A1, A2 ve A3 aritmetik dizinin terimleri, ardışık terimleri. A1 çarpı A2 çarpı A3 olup büyük A sayısı. A sayısı 4'ün katıdır denilmiş. Tamam, bunlardan bir tanesi mutlaka içerisinde 4 çarpanı olacak. Ya da ikisi mutlaka çift olacak. A2 sayısı 3 ile bölünebiliyormuş. Bu 3 ile bölünüyorsa mesela ben buna 3 diyebilirim, 6 diyebilirim, 9 diyebilirim. Ama aritmetik diziymiş. Yani artan bir aritmetik dizisi, bunu 9 olamaz. Çünkü 9'dan daha büyük bir rakam yok burada A1, A2, A3 için. Dolayısıyla 9'u sildim. Devam. A1, A2, A3 aritmetik bir dizinin ardışık terimleriymiş. Yani sevgili gençler burası 3 ise, burası 3 ise 1'e 2 deriz. Eğer 1 ise sevgili gençler burası 5 olur. Eğer 2 ise burası 4 olur. Şimdi 1, 3, 5 olmaz. Neden? Çarpımları 4'ün katı değil. Dolayısıyla ben bunu sileceğim. Demek ki 2, 3, 4 olabiliyor. Başka? 6 ise eğer 5, 6, 7 olabilir mi? Olmaz. 5, 6, 7 olmaz. Hemen silelim. Çünkü çarpımları 8'in katı, 4'ün katını vermez. Peki 4, 6 ve 8 olur mu? Olur hocam. Çarpımları 4'ün katıdır. Daha sonrasında da 3, 6 ve 9 olur mu? Olmaz. Çünkü çarpımları bize 4'ün katını vermez. Peki 2, 6 ve 10 olur mu? Hocam olmaz. Niye? 10 yok çünkü. Güzel. O zaman ben artık şunu elde ettim mi?
ya 2, 3, 4 ya da 4, 6, 8 olacak. İkisinden birisi. A3'ün alabileceği değerler toplamı 4 ve 8'di. Toplamı da 12'dir diyebiliriz. Ve sevgili gençler, bir şey söyleyeyim mi? Bu bizim son sorumuzdu. Çünkü bir sonraki konumuzda limiti konu özetleyeceğiz ve sorularını çözeceğiz. Sonra da türev integrali konu özetini yapacağız ve sorularını çözeceğiz. Türev için ayrı, integral için ayrı konu özeti ve sorular olacak sevgili gençler. Haberiniz olsun. Videodan çıkmadan önce kanala abone olup videoyu beğenebilirseniz beni mutlu etmiş olursunuz. Vallahi zor sorulardı, üstümüzden geçti, içimizden geçti diyebiliriz. Özellikle son 10 soru efsane sorulardı, güzel sorulardı. İnşallah keyif almışsındır, inşallah sana bir katkısı olmuştur diyeyim. Çünkü gerçekten güzel sorulardı. Ben öyle bir hissediyorum yani. Hani bir ufkunuz açıldı gibi hissediyorum. Umarım sevgili gençler sizleri mahcup etmemişizdir. Sonraki videolarda görüşürüz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkta kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.